Biden'a tepki gösteriyor. Biden şu açıklamayı yapmıştı. Rusya, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna'ya girecek açıklamasını yapmıştı. Her ne kadar ABD'de Psaki'den düzeltme metni yayınlansa da Ukrayna halkı Biden'a destek olmadığı için tepki gösteriyor. Amerikan havalimanlarında sorunlar yaşanmaya başladı. Birçok büyük uluslararası havayolu şirketinin 5G teknolojisine geçiş süresi boyunca oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle ABD uçuşlarında düzenlemeye gittiği duyuruldu. Havayolu şirketleri ABD'de 5G teknolojisinin devreye sokulmasının uçaklarda teknik sorun oluşturabileceği endişesiyle uçuşlarını iptal ediyor ve bazı uçak modelleri de değiştirilmiş durumda. Dışındaki haberlerimiz, Cezayir'in kuzeybatısındaki Sahra Çölü'ne son 42 yılda 5. kez kar yağdı. Fransa'dan siparişini verdiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı bugün yapıldı. Atina'nın toplam 24 adet temin etmesi beklenen Rafale tipi Fransız savaş uçaklarının ilk 6'sını resmi törenle aldığını görmekteyiz. Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne uçaklar iniş yaptı. Bu kapsamda Yunanistan Dışişleri Bakanı yine saçma sapan konuştu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazdığını görmektesiniz. Bugün özel bir gün. Rafael uçağı Helenizmin korunmasına ve savunulmasına büyük katkı sağlayacak. Yunanistan'ın Fransa ile olan stratejik ilişkilerinin yanı sıra güçlü bağları da işaret ediyor cümlesini kullandı. Daha sonra yetmedi, bir tweet de attı. Türkiye ne yazık ki hem Yunanistan'ın hem de sözde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin egemenlik haklarını ihlal ederek provokatif eylemlerini sürdürmektedir. Bu kabul edilemez davranışı ABD ve uluslararası forumlarda açıkça gündeme getirmeye devam edeceğiz şeklinde ne kadar küçük bir ülke olduğunu, başkalarına güvendiğini kanıtlamış oldu. Bununla ilgili detayları aktarmayacağız fakat şunu söyleyelim. Akdeniz'de görev yapan ABD donanmasının 6. filosuna bağlı Ohio sınıfı USS Georgia nükleer tarihte deniz altında Güney Kıbrıs Limassol limanına demirlediğini de söyleyelim. Demirlemeden önce limana yaklaşırken ki görüntülerini görmektesiniz. Tabii ki de Yunanistan uçak alır, Yunan basını boş durur mu? Yunan basını bununla ilgili neredeyse 6-7 tane haber sırf bir sitede servis edilmiş. Örneğin ilk haberlerinin başta ilk Türk tepkisi, öksürükleri kesildi. Rafael'in gelişiyle ilgili Türk basınında uyuşmuş haberler başlığı kullanılıyor. Diğer haberlerinde Miçotakis kendi terimlerini keşfetti. Sorumluluğu vatansever, vergilerle hediye ve Türkiye'ye mesajlar. Rafael başlangıçtı, Paris'e NATO'dan ayrılma fikri gibi gidiyor. Yine Fransa, Mısır, Yunanistan ekseninden bahsedilmiş. Diğer haberlerinde geldiler, ilk altı Rafael şeklinde uçakların Tanagra'ya indiği belirtiliyor. Şu andan itibaren